Cuma günündeyiz, final günündeyiz. Çok heyecanlıyız. Biraz sonra altınlar sahibini bulacak. Buyurun efendim, afiyet olsun, tadalım. Herkes tadımını yaptığına göre hemen başlayalım. Cihan, nasıl buldunuz? Beğendiniz, beğenmediniz? Kısa yorumlar. Ben açıkçası beğenmedim demeyeyim de yani çok benim yiyebileceğim şeye uygun değil. Yani patlıcan ben, olduğu için. Evet, yani çok iyi diyemiyorum şu an. Köftesini de yemedi. Yani tatlı da biraz acı geldi bana. Yani ya artık anlayamadım yani. Tereyağı mı çoktu yoksa çok mu yandı fırında? Yani ben yiyemedim açıkçası. Peki, nasıl buldun? Şimdi zaten pişmemiş. Hani köfteyi yoğuruyoruz ya, aynı o kıvamda şu anda köfte. Asla pişmemiş, yani yiyemedik bile. Tatlı da tatlı değil, acı. Cidden acı. Tatlı değil yani, tatlı olarak görmedim. Ben de yedim yalnız. Afiyet olsun da ben yiyemedim yani. Deniz, teşekkür ediyorum. Elif? Pişmiş yemeğin bir kokusu olur yani, o kokuyu da alamadım pişmiş. Salçası bile yağla karışmamış yani, daha pişmemiş. Hani yağla karışır salça şey, daha böyle parlaksız olur ya, o da yok yani. Tatlıyı nasıl buldun? Tatlı da gerçekten çok ağır bir şey var ya, aşırı ağır bir şey var yani. Peki, Akın? Kokusu normalde çok güzeldi ama. Valla ben Zeyda'nın... Pişerkenki kokusu evet, güzeldi. Çok güzeldi. Evet. Yani bunu böyle elimin avucumun içine alıp yoğursam tekrar fırına veririm. Evet. Yani o şekilde. Aynen. Pişmemiş. Birincisi o pişmemiş. Hadi bunlar basit olan yani, şu patlıcan bile pişmemiş ya. Bildiğin yavan yani. Tatlıya gelince ben helvayı çok severim. Trabzon'da bizde meşhurdur beton helva. Ben helva tadı bekledim ama alamadım. Peki, teşekkür ediyorum. Tatlı da olmamış. Sağ olasın. Ve Turgay abi, efendim, sen beğendin abla mi? Abla, ben de beğenmedim. Abiyle, ablara katılıyorum. Çiğ kalmış. Bir de soğanlar çok iri iri. Evet, ben de söyleyecektim onu. Yani ayırmıştım. Patlıcan da dediği gibi zaten ablam şöyle beyazlığı var. Hı hı. Tatlısı da dediği gibi acı bir şeyi var. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim Gökçe. Abla. Elinize sağlık. Elinize sağlık öncelikle. Sağ olsun. Yemek herkesin dediği gibi çiğ zaten. Sırf kıymadan ibaret. Tens pembe kıymalar burada duruyor. Ben de evde bu yemeği yapıyorum. Bu yemeği yaparken önce patlıcanla köfteyi çok hafif pembeleştirse kadar kızartıyorum. Çok az bir derecede. Ondan sonra salçanın suyunu yapıp fırına atıyorum. O zaman süresi daha kısa oluyor, pişme süresi. Ya sütü az, kıvamı çok koyu yok geldi. Peki. Tadı koyu yani, acı. Teşekkür ediyorum. Nasıl buldunuz Yusuf? Ben arkadaşlardan farklı bir yorum olarak tatlıdaki bu içindeki olmayan yer potur potur. Yani biz bunu balıktan sonra yediğimizde böyle daha lifimsi, böyle daha kumaşlı, böyle hani ağzına attığın zaman böyle eriyip giden bir tatlı. Değil. Böyle lezzetli. Bu cevizli bir tatlı. Bu öyle olmaz. İçinde ceviz. Ceviz var. Bunun dediği gibi olma şansı yok. Cevizli tatlı bu. Bu o dediğin sadece hiç cevizsiz falan kullanırsan olur. Bu ha, cevizli tatlı tabii ki pütür pütür olmak zorunda. Olabilir. Peki. Kübra'cığım. Zeydan'a ben farklı bir şey söylemeyeceğim. Zaten pişmemiş. Tatlıyı da ben de beğenmedim. Ama ellerine sağlık. Peki. İnşallah.